Arkadaşlar merhaba. Oyunlar için model hazırlamayla ilgili ufak bir video çekelim. Oyunlarda kullanmak için basit bir modelin hazırlanışıyla ilgili hızlı, çok detay inmeden bir video olacak. Genel olarak modelin hazırlanma süreciyle ilgili bilgi edinebilmeniz için. Netflix'te yayınlanan Ragnarok dizisinin kapak fotoğrafında bir çekiç var. Onu modellemek istiyorum. Şöyle göstereyim onu da. Çekicimiz bu. Torun çekici olarak bildiğimiz çekiç filmde, yani dizide kullanılan çekiç. Lazım olan bu modeli hazırlamak için iki parça meshten bir model yapacağız. Üst kısım metal, sert yüzeyler olacak metal olduğu için. Alt kısımda tahta bir sapı olacak. Olabildiğince basit, çok detaylı bir model değil. Base modeli mayada hazırlayıp detaylarını ZBrush'ta yapıp daha sonra Substance Painter'da modeli dokulandıracağız ve Unreal'da oyuna attıktan sonra materyal ayarlarını yapacağız. Daha sonra da bitmiş halini oyun içerisinde görüntüleyeceğiz. Ufaktan başlayalım. Üst kısımdan başlayacağım. Üst kısım için ihtiyacım olan şuradan bakacak olursam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekizgen bir silindir. Ama orta kısmı silindirden ziyade küp biçiminde olacak. Ve küpün alt tarafındaki yüzeyden hafif yassı başka bir silindir çıkaracağım. Hemen ufaktan başlayalım. Maya'da modeling tabinden, altta da poly modeling'den sahneye bir tane silindir çıkarttım. Silindirin üzerine tıklayarak. Ve poly silindir 1 adı altından buradan kaçgen olacağıyla ilgili detayları belirleyeceğim. Sekizgen bir model olacağını da söylemiştim az önce üst parçanın. 20 yazan yeri, Subdivision bölümündeki 20 yazan yeri 8 yaptım. Modeli yatay olarak çevireceğim. 90 derece. Ve 1, 2, 3 parça gibi düşünebilirim. 3 katta büyüteceğim yüksekliğini. Az önce bu dikey olduğu için yüksekliğini değiştireceğiz. Şu anda yükseklik 2 görünüyor. Bunu 3 katı 6 yapacağız. Ve daha sonra yavaş yavaş asıl formu elde etmesi için gerekenleri yapmaya başlayacağız. Modelimizi seçtikten sonra üzerine kendim poligonlar, segmentler eklemek istiyorum. Onun için Multi Cut Tool aracına tıklıyorum sol klik ile ve Ctrl Shift yaparak buradaki birbirine paralel yüzeyleri otomatik olarak poligon ekleyebildiğim aradaki edge'i, bu kenarı 10 parçaya bölüp bana %10 aralıklarla bölmemi sağlayan bir kontrol mekanizması çıkardı. Tam ortadan, yani %50'den bunu ikiye ayırdım. Aynı şekilde bu eklediğim segmentin iki tarafına birbirleriyle aynı orantıda olacak şekilde iki tane daha ekledim. Böylelikle ortada bir yüzey daha oldu. Bunu bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Bunu daha sonra ortadaki kısmı silip buradaki vertexleri silebilirsiniz. Şu ekranı modeli seçtikten sonra sağ kliğe basılı tutarak çıkarıyorum. Ve buradan hızlıca Edge, Vertex ya da Face moduna ya da Object moduna, genel olarak mesh'i seçmek için kullanılan Object moduna gelebiliyorum. Göründüğü gibi Face'i seçtiğinizde buradan yüzeyleri seçiyorsunuz. Vertex dediğinizde köşeleri, Edge dediğinizde de kenarları seçebiliyorsunuz. Object modda da objenin komple kendisini. Bunlar dışında temizledim yaptığım işlemleri. İsterseniz tekrar ortadan bir segment ekleyip bu yüzeyi şuradaki bevel tool'u ile ya da model
Link Toolkit'teki şuradaki Bevel Tool'u ile direkt olarak ikiye ayırabilirsiniz. Burada ufak bir pencere açılacak ve ortaya çıkan değişiklikle ilgili bir takım ayarlar çıkacak. Örnek veriyorum, bu kısmı 0.5 yerine 0.4 yaparsam oluşan segmentler birbirine yaklaştı. Bunu sağa sola arttırıp azaltarak da aynı şekilde bunları birbirine yaklaştırabilirim. Mesela buradan direkt olarak dikey olarak, yatay olarak bu modeli 3 blok halinde kullanmak için burayı 333 yaparsam neredeyse 3 parça halini almış olur burası. Bunun dışında orta kısmı bunun küp şeklinde olacaktı. Onunla ilgili de bu yüzeyleri, edge'leri, kenarları tekrar seçtim. Shift'e basılı tutarak bu kısımdaki birbiriyle devam eden edge'lerin hepsini seçmek için, artışık olan edge'leri seçmek için çift tıklamam yeterli. Yani şuradaki gibi o edge'in üzerine çift tıklamam yeterli. Ve buradaki farklı bir birbiriyle seri bağlı edge'leri seçmek için de üzerine ekleme yapmak için shift'e basarak çift tıklamam yeterli oluyor. Az önceki bevel işlemini bunlara da uyguluyorum. Ama bu sefer değeri düşürüyorum. Mesela 0.1 yaptığımda daha iyi görünüyor. Fotoğrafa tekrar bakalım. Şu arada hafif bir geçiş var. Şöyle bakabiliriz. Kare kısmından silindir kısmına doğru. Burayı bunun için kullanabiliriz. Şimdi yapmamız gereken işlem kare olacağı için bunun orta kısmının simetriyle çalışarak işim kolaylaşır. Örnek veriyorum. Ekranın sol altında şurada bir gizmomuz var. Sahnemizde hangi eksenin ne tarafta olduğunu gösterir sürekli olarak. Örnek veriyorum, ben burada bir işlem yaparken aynı işlemin bu tarafta da tekrarlanmasını istiyorsam simetri modu Object X yaparsam eğer, görüldüğü üzere seçtiğimin objenin merkezine nazaran simetriste kalan diğer karşılığını da seçiyor. Edge, Vertex ya da Face de olabilir bu aynı şekilde. Bunları biraz manipüle edeceğim. W tuşuna bastığımda ya da ekranın sol tarafında Move tool'unu tıkladığımda, zaten hemen orada W tuşu olduğunu gösteriyor. Seçili olan vertex, yüzey, edge ya da diğer şeyler, her şeyi, aynı şekilde meshleri de W tuşuna bastığımızda taşımamıza olanak sağlıyor ekranda. Bu şekilde yukarı, aşağıya, sağa, sol istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Şimdi ben bunu orta kısmının küpe benzer bir şekil olmasını istediğim için bu yüzeyi, edge'i şu en tepedeki edge'in hizasına getirmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken işlem, taşıma işlemi sırasında önce V tuşuna basıp daha sonra taşıma işlemini yapmaya başladığımda bunları mouse'umun yakınlarındaki diğer edge'leri ile otomatik olarak snap'ler yapıştırır. Böylelikle bunun hizasını otomatik olarak getirmemi sağlıyor. Aynı şekilde bu işlemi yan tarafa doğru da yapacağım. V tuşuna basılı tutup buradan sağ tarafa doğru bunu taşıyorum ve yan tarafa hizalanmış oluyor. Bu işlemi V tuşuna basmadan da yapabilirsiniz. Alt tarafta onu göstereyim. Örnek veriyorum. Edge'i, face'i ya da vertex'i seçtim. Şuradaki snap to points ikonunu tıkladığınızda bundan sonraki taşıma işlemleriniz artık bu şekilde yakınındaki diğer edge, face ya da vertex ise onlara yapışarak gerçekleşmeye başlıyor. Aynı şekilde buraya da taşıyorum. Aynı zamanda örnek veriyorum. Şu anda ben bu edge'i taşımak istediğimde şu oklara tıklıyorum. Tek bir eksenle çalışmak için. Bu işlemi hangi yöndeki oka tıklarsanız o okun sarı olduğunu göreceksiniz. Yani bunu aslında ben bu oku üzerine mouse'umu getirip tıklamadan da taşıyabilirim. Bunun için bir kolaylık. Örnek veriyorum. Eğer ben mavi eksende, yani Z ekseninde bu kenarı taşımak istiyorum ama okun üzerine tıklamak istemiyorum, daha hızlı bir biçimde taşımanın yöntemi var. Bu da mouse'umuzun ortasındaki tekere dik tıklamaktır. Yani
mouse 3 butonudur ya da middle butonudur. Bunu da şu anda gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Ama burada şey tabii ki vertex'leri birleştiriyor. Onun yerine dikey taşıyalım. Üst ekseni seçtim Y'yi ve mouse'umun orta butonuna basılı tutarak yukarı kaydırıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyor gördüğünüz gibi. Yana da kaydırıyorum. Ve böylelikle orta kısım bir küp gibi oldu. Bunlar işinizi kolaylaştıracak kısa yollar. Ekranda mesela şu anda bir grid sistemi var. Sahnenin merkezini gösteren. Bunu da mesela çalışmalarımızda kapatmak için hemen ekranın şurasındaki grid butonuna tıkladığımızda bunu açıp kapatabiliyoruz. Şimdi modelimizin yüzeyi genel olarak sorun yok. Bununla ilgili bir iki detay daha ekleyebiliriz. Tekrar referans fotoğrafımıza bakalım. Şimdi bu kullanılmış bir çekiç olacağı için şuradaki kenarlar, yani şunlar, şu kenarlar hafif yenmiş, yani oval bir biçimde. Bununla ilgili tekrar bevel seçeneğini çok rahatlıkla kullanabiliriz. İki tarafta da kenarları seçtim, shift'e basarak simetriyi kapatıyorum. Herhangi bir sorun olmaması için ve tekrar bevel'a tıklıyorum. Şimdi buralarda bir geçiş yaptı. Lakin bu geçiş çok geniş. Bunu düşürmek istiyorum. Tekrar buradan fraction değerini 0,1'e getiriyorum. Ve yapmak istediğim şekli biraz daha yakın bir görüntü elde ettim. Bu işlemi diğer kenarlar, yüzeyler için de yapabiliriz. Şimdi ben bu modeli daha sonra ZBrush'a atacağım için ZBrush'ta model yapısının poligon yükseltildiğinde, yani detay seviyesi yükseltildiğinde bu ana silüetin korunmuş olmasını istiyorum. O yüzden ufak bir buradan smooth özelliğini kullanarak modeli detaylarını, poligon detaylarını arttırıp yumuşatmasını sağlayacağım ve ZBrush'ta nasıl göründüğüne bakacağım. Şu anda ZBrush'a attığımda bu modeli ortalama bu şekilde görünecek. Demek ki orta kısımlarda yapmamız gereken başka işler var. Hemen onlara bakalım. Bunun bir ön izlemesi de şu şekilde. Modelini seçiliyken 3 ve 1'e bastığınızda genelde kullanmadığımız hatta şu anda da galiba yeni versiyonda evet varmış. NURBS modelleme yöntemi var. Bu daha çok animasyon filmlerinde kullanılan, lakin oyun endüstrisinde kullanılmayan bir yöntem. Biz genelde poligon modelleme kullanıyoruz. Yani 1'e bastığımızda görünen şekliyle. Ama 2'ye basarsanız hem çizgilerden oyun endüstrisinde nasıl kullanıldığını, hem de bu smooth özelliğiyle ortalama silüetinin nasıl görüneceğini görebiliyoruz. Bunun için bu şekilde çalışabiliriz misal. ZBrush'a model aktarıldığında nasıl görüneceğini görmek için. Şu anda bizim referans almamız gereken asıl kısım şu çizgiler. Sert köşeli kenarlı yerler. Modelimi seçtim tekrar. Tekrar multi-cut tool'umu seçiyorum. Ve üzerine eklemeler yapmak istiyorum. Ama bu eklemeleri sağdan soldan eşit bir biçimde yapmak istiyorum. Orta kısma bir segment ekledim. Ctrl Shift yaparak en sağdan bir sola ve en soldan bir sağa birer tane daha segment ekledim ve arkadaki silüetin değiştiğini göreceksiniz. Aynı işlemi bu iç tarafındaki yüzey için de yapıyorum. Şuralar için de. Bunun tam yüzde olmasının önemi yok. Şöyle göstereyim. Yanlış yere atmışız zaten. Evet. Şu şekilde. Ve bunu buradaki yüzey içinde yapmak istiyorum ama tabi bu işlemleri yaparken simetrikle çalışabiliriz. Onu da tekrar açalım simetriyi. Z ekseninde simetriyi açacağız. Pardon.
Z demişim. Modelin Z'si farklı galiba. O da değil. Object Z. Object X de olmadı. Object Y'ye bakalım. Object Y'deymiş. Sebebini kafam karıştı galiba. Sorun değil. Aynı şekilde yapıyorum iki tarafa da. Az önce geriye aldığım işlemleri tekrarlıyorum. Şöyle yavaşça bu işlemleri tekrarlayıp bakıyorum. Orta kısmı daha sert kenarlı yapmamız gerekiyor. Ona bakalım. Bunun için lazım olan buralara da segment eklemek. Aynı şekilde Ctrl ve Shift yaparak %10'luk bir uzaklıkta merkeze nazaran bu ekleme işlemlerini tekrarlıyorum. Ve şu an baktığımızda evet, şekli biraz daha net olmaya başladı. Tekrar referansımıza bakalım. Şimdi Base Mesh'imizi zaten ZBrush'ta şey yapacağımız için yüksek poligon seviyesinde değişik yaparken Base Mesh hali de kendisiyle beraber değişeceği için ekstra bu detayları orada verebiliriz rahatlıkla. Yani şuralar biraz daha aşağıya inecek, daha yuvarlak bir hal alacak. Onların hepsine bakacağız. Bu işlem için şöyle bir şey de uygulayabiliriz. Örnek veriyorum. Tekrar poligon görüntüsüne döndüm. Yan görüntüsüne geçiyorum. Yan görüntüsüne geçmek için ekrandayken space tuşuna basıp çekip parmağımızı, daha sonra yan görüntüsü, yani şu ekranda Z ekseni sol altta mesela, bunda Z görünmediği için bu ekrandan baktığımız anlamına gelir. Yan eksene geçelim ve sağ klavye basılı tutup vertex diyelim. Ve buradaki 4'e bastığımızda wireframe görüntüde en köşedeki vertexlerin hepsini seçelim. Ve R tuşuna basarak büyütüp küçültme özelliğiyle bunu sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan orta kısma, bu vertexleri biraz yaklaştıralım. Bunu ister bu şekilde sağdan soldan yaklaştırıp, simetrimizi kapatalım önce. Sağdan soldan yaklaştırıp sonra da aşağıdan yukarıdan yaklaştırabiliriz. Ya da her iki eksenin arasında bulunan kareye tıklayıp iki taraftan aynı anda yapabiliriz. Orta kısmı biraz daha yaklaştırdık ve biraz daha kenarları oval oldu. Tekrar 3'e bastığımda ortalama bir şeklini görebiliyoruz. Smooth diyorum tekrar. Kontrol edelim. Genel olarak şekli tabii yukarıdan görünecek ama benziyor. Biraz daha kenarlar içi dışa doğru olabilir. Bunu şöyle bakalım. Geri alıp smooth'u kapatacağım. Evet. Buradaki kenarlar çok geriye gidiyor smooth haldeyken. Bunun önüne geçmek için hemen yakınlarına simetri tekrar açıp hemen yakınına bir tane daha segment atabilirim. Şöyle geri alıp onu tekrar deneyelim. Evet.
bir segment dağıttığımda biraz daha yanları erkenden ovalleşmeye başlıyor. Daha fazla oval olmuyor. Aynı işlemi burada da yapmış zaten topik. Bu şimdilik yeterli. Şimdi bir diğer işlemde sub kısmı olsun, oraya geçelim. Bunu seçtiğimiz modelin bazı kenarlar sert geçişliyken bazıları yumuşak geçişli. Bunun sebebi modelleme yaparken kullanılan kenarların sertlik ve yumuşaklık ayarların olması. Bunu da şu anda modelleme işleminden çıktığı için bu parça şu anda sert ve yumuşak kenarlar karışık. Bunun sol üstten Mesh Display'den şuradan Harden Edge sert kenar ve Soften Edge yumuşak kenar olarak ayarlayabiliyoruz. Örnek veriyorum. Ben bunu eğer şu anda Harden Edge dersem bütün kenarları şu şekilde sanki kristalimsi gibi keskin hale geliyor. Ama modelin yapısı değişmiyor. Aynı şeyi Soft Edge yaparsam da bütün model yumuşakmış gibi görünüyor. Şu anda bunun uygundur. Devam edelim. Altına sap yapacağız bir de. Hemen yan görüntüden devam edelim altta. Burası perspektif başka bir şey. Simetriyi kapattım. Hemen altında şuradan anlayacak olursak bir silindir ama yanlardan basık. O şekilde bir silindir kullanacağız. Ekran ortasına bir silindir çıkardım. Bu arada snap açık kaldığı için modele yapıştırıyor modelin merkezine. Uzunluğu 5-6 katı falan şu küp uzunluğunun. Bunu aynı şekilde yine alabiliriz. Yüksekliğini 6 katı 12 yapar. Bu şekilde kullanabiliriz. Neredeyse sağından ve solundan kalan boşluklar bunun yarısı kadar görünüyor. Ve kafası o yüzden biraz çekici büyük görünüyor. Bunu şu şekilde. Komple büyütmek yerine sadece dikeyi de büyütelim. Bu sefer de boyu çok uzun kaldı. Bunu biraz daha kısaltalım. Genel olarak görüntümüzde bir sapı incelemiş hissiyatı var. Bunu şu şekilde yapmak istiyorum. Biraz daha kendi inisiyatifimizi kullanalım bu kısımda. Ve mümkünse modelin içerisinde bir parça olmasın. Bunu da buraya yapıştırdım. En alt kısmına. Hatta biraz içerisine girsin. O kadardan sorun olmaz. Şimdi sahnemde iki parça modelim var. Bu modelin üst kısmındaki yüzeyleri silmek istiyorum ben. Onlarla uğraşmak istemiyorum diyelim. Sadece ekranda bu modeli görmek için şuradaki Isolate Select butona tıklayarak sadece seçili olan objeleri izole edebiliyoruz ekranda. Bu şekilde sadece bunları gösterebiliyoruz. Ve buradaki yüzeyleri tapa basarak şu anda direkt mouse'un üzerine geldiğinde sol klikle seçtim. Ve bunları bu şekilde silebiliyorum. Buradaki yüzeylerin yumuşak hale geldiğinde modelin üstteki kenarların daha doğrusu aşağı inme potansiyeli var. Ona bakıyorum şu anda. Buradan bir sorun görünmüyor. 3 ile 1 arasına geçiş yaptığımda. Bir de smooth'la bir denemek istiyorum. Üstteki yüzeyler aşağıya inecek mi? Tekrar 4'e basıp wireframe moda geçiyorum. Ama bunu yandan bakarsam daha iyi olur. Bu arada evet. Şuradan fark edeceğiz hemen. Buradan smooth özelliğini tekrar kullanıp ekleme yapıyorum buna. Bir sorun görünmüyor şu anda. Ama ben ZBrush'ı daha önce karşılaşmıştım. Biraz daha içeri alayım. Eğer aşağıya inerse bu ejder halledeceğiz.
Şuraya bir segment ekledim. Aynı şekilde alt kısma da iki tane segment ekledim. Şöyle bakalım. Evet. Sapı sanki biraz daha kısa gibi mi? Çok hafif, daha kısa sanki. Evet. Kenar kısmına bakalım hemen. Kenar kısmı çok belli olmuyor. Ama fazla bir şey yok. O yüzden bunu direkt olarak bu şekilde alabilirim. Ya da ufak bir ana modelde de hem detay ortaya çıksın diye ufak bir bevel verebilirim buna. Bunu 0.2 yaparsam ya da 3 daha iyi olur. Evet. Tekrar bakalım. Evet. Şimdi modelimi daha detaylı hale getirmek için, daha gerçekçi hale getirmek için Z brush'ı atacağım. Ama bir iki dokunuş daha yapmak istiyorum. Özellikle tam güzel bir hissiyat oluşması için, örnek veriyorum, şu anda şu kısımlarını biraz daha dışarıya çıkarıyorum. Arka tarafta dışa doğru çıktı. Bunu yapmamın sebebi şuraları sanki hani bir şey dövüldüğü için orta kısmının daha dışarıda kalması gerektiği hissiyattan kapıldım. Bunlar dışında şu an için yeterli. Modelimiz bu. Lakin ben bunu daha sonra farklı bir biçimde kullanacağım. ZBrush'ı atıp ve tekrar Maya'ya döneceğiz. Bunun için önce bu modelin UV'si açılması gerekiyor. Ama bunu yüksek poligonlu halden düşük poligonlu haline normal weapon aktarırken yapalım. Aynı zamanda o sırada ufak bir modelde yüzey temizliği de yapacağız. Aynen. Hemen modelimizi şu şekilde seçtim. Ayrı ayrı olursa daha iyi. İki modeli seçtim. Şuradan Ctrl A yaparak buradaki tabları değiştirebiliyoruz ya da yatay şuradaki tabları tıklayarak Channel bölümüne geldim. Edit'ten Delete History diyorum. Ve böylelikle bu model üzerinde yaptığımız işlemlerin ayarlarının bulunduğu geçmişi temizledim. Şimdi modelin altında herhangi bir ekstra bir şey yok. Ama bir takım ayarları değişti. Bunlar çünkü sağa sola taşıdık, çevirdik, büyüttük. O yüzden bu iki modeli seçip şuradaki Poly Modeling Tool'daki Freeze Transformation butonuna tıklıyorum ve bütün ayarları sıfırlanıyor. Şimdi aynı zamanda tekrar gridlerimizi açalım sahnedeki ve modellerin merkezini şuradaki tam orijin noktasına, merkezi taşımak istiyorum. X ve D'ye basılı tutarak orta klik yaptığımda modelimin merkezini gridlerdeki köşe noktalarına direkt yapıştırarak merkezini taşıyabiliyorum. Normal şartlarda bir modelin merkezini taşımak için D tuşuna basılı tutmanız ve herhangi bir yere bu gizmoyu taşımanız yeterli. Burası artık modelin merkezi olacaktır. Çevirme işlemi yaptığınızda buranın etrafında yapacaktır. X'e basarak da bu yapıştırma özelliğini kullanarak merkezini taşırken farklı noktaları otomatik olarak yapıştırabilirsiniz. X direkt olarak grid üzerine yapıştırır. V de direkt olarak kenar üzerine yapıştırır. Aynı şekilde burada farklı yapıştırma seçenekleri de mevcut. İki modelimin de merkezi sahnenin ortası. Bu şekilde şimdilik bunun exportunu alayım. Bir de isimlendireyim hızlıca. Hammer Head diyorum. Ve Hammer Wood diyorum. Sap aklıma gelmedi İngilizcesi. Ve bunları seçip Export Selection diyorum. Masaüstü ve Thor Hammer yazıyorum ismine. Evet, masa üstüne export almış olduk. Şimdi
Zebras çalıştırıyorum. ZBrush kullanımı daha farklı bir program. Biraz standart Maya, Tristomix gibi modelleme programlarını yani kullananlar için biraz ters kalıyor. Benim için de öyle oldu. Ben de çok fazla bilgi sahibi değilim ama ihtiyacım olan şeyleri yapabilecek kadar kullanmaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Torhammer'ı dışarı export etmiştim. Onu buradan tekrar import ediyorum. Import'a tıkladım. Oradan modelimi seçtim ve OK diyorum. Çekicim geldi. Torhammer. Hemen burada seçili olan benim şu anki çekicim. Sol klavye basılı tutup bunu ekrana çıkarıyorum ve Shift'e basarak da snapliyorum. Ve sol üstten çıkardıktan sonra edit diyorum. Şu anda çekicim ekranda. Hemen ufak bir kontrol edelim. Şeylerde sorun var mı? Poligon sayısını arttırdığımda herhangi bir sorun olacak mı? Sapının poligonunu arttırdığımda herhangi bir sorun olmadı. Evet. O açıdan iyi. Aynı işlemi üst kısım içinde yapıyorum. Alta basılı tutarak sol klik yaptığımda farklı meshleri seçebiliyorum otomatik olarak. Evet, şu anda üst kısımdaki modelin poligon sayısını 338'den 86.000'e çıkarttık. Şuradan görebilirsiniz az buçuk örgü yapısını. Kademe kademe poligon ekleyerek, somutlaştırarak poligon sayısını yükselttik. Alt taraf içinde biraz daha ekleme yapalım. Bunu 100-400.000'e çıkarttım. Burayı 344.000, bir kademe daha 1.3 milyona çıkarttık. Şimdi bazı değişiklikler yapmak istiyordum. Bunlar bazı yerlerinde izler olacak, bazı yerleri biraz daha deforme olmuş olacak, bazı yerlerinde de çizikler olacak. Bunlar için şu şekilde birkaç tool var. Hızlıca deneyeceğim. Poligon sayısını arttırıp metal yüzeyler için aslında şöyle bir şey denemek istiyorum. Bu eski bir çekiç olacağı için aslında şurada larındaki yüzeyleri şöyle yapabiliriz. Bu arada dörtgen alt kısımları aslında biraz daha sivri yapabilirmişiz. Aynen şu kısımlara poligon eklememişim. Onlara da eklersem süper olacak. Onu şimdi fark ettim. Şöyle olacak bu işlem. Simetri X. Evet. Evet, şimdiki sonuç daha iyi olacaktır. Yani şu kenardakiler gibi olacak ve ortaya çıkan sonuç çok çok daha iyi olacaktır. Tekrar bunların delete history ile geçmişlerini temizliyorum. Modelleri seçip export ediyorum.
Thor Hammer, okey. Ve tekrar import diyorum Thor Hammer'ı. Alıyorum ve modelim otomatik olarak update oldu. Tabii ki şeyler gitti, poligon yükseltme işlemlerim gitti. Olsun, bu sefer ortaya çıkan sonuç daha iyi olacağı için fark etmiyor. 32, evet 500. Gerçi bir kademe daha arttırsak 2 milyon oldu. Ortaya çıkan sonuç daha iyi olacağı için fark etmiyor benim için. Evet, bir brush hazırlamıştım, bunu test ediyordum. Şöyle bakalım. Şuradan materyalimizi basic materyale çevireyim. Evet, bunlar iyi olmadı. Başka bir şey deneyeceğim. Bu arada flatten kullanalım. Şu kenarlar için biraz dövülmüş hissiyatı verebiliriz. Şu şekilde. Hatta bunu aslında geneline vermek daha iyi olur. Flat'ın düzlem aracı normal şartlarda. Bu tarz kenarlarda böyle işlerde güzel sonuçlar verebiliyor. Bunun için X'e basarak simetriyle çalışmayı da kullanabilirim. Böylelikle iki tarafı aynı anda yapabilirim ama biraz rastgelelik olmasını istiyorum. Şöyle bir uzaktan bakalım. Birazcık daha iyi. Sanki hani sürekli olarak dövülmüş bir hissiyat var. Aslında bunu bass check yaparak yapmamız çok daha iyi sonuç verir. Yani buralar bir yere çarpmış gibi, ben sürekli sürükleyip bıraktım. Daha sonra bu şekilde bass check'ler yaparak bu sonucu daha da iyi hale getirebiliriz. Aslında bunu sprey ile kullanabiliriz. Şöyle farklı yüzeyler, biraz intensitesini azaltalım, daha büyütelim, bir de stroke scale çok, yerleştirme daha geniş bir alan, aynen. Daha ufak, pardon, daha büyük karelerin olduğu bir şey. Şunu deneyebiliriz. Bu kırılmış hissiyatı veriyor. Çok daha büyük yaparsak bu da krater gibi oldu. Eski haline geri döndürelim en güzeli. Yani şuna. Intensity biraz arttıralım. Aynen. Orta kısmı biraz dışarıya doğru çıkarmıştık. Onu biraz daha arttırıp çıkarma işlemini yapalım. Evet.
metri. İşlemi için şuradan transform simetriyi Y'de değil de öbür tarafın olacak şekilde Z'de mi bakalım bir. Evet, Z'de ayarladık. Move tool'unu seçtim. Biraz yükseltiyorum. Ve tam en dış kısmı dışarıya alıyorum biraz. Burası dövülmüş hissiyatı vereceğiz. Flatten'ı tekrar seçiyorum. Intensity'sini düşürüyorum. Oradaki yüzeyde de aynı hissi yakaladık. Bu eski bir model olacağı için biraz dövülmüş. Neredeyse her yeri eğilip yıpranmış. Aynı işlemi buralara da yapıyorum ama şu şekilde simetriyi kapatayım. Ve bu işlemleri yaparken değişiklikler aslında alt katmanlarda da işe yarıyor. O güzel. Yani bu modelin normal halinde de değişiklik oluyor. Şu an biraz daha detaylandırmaya çalıştığım için bir şey söylemiyorum. Daha güzel bir görüntü yakalamaya çalışıyorum. Orta kısımlarla ilgili az önce oluşturduğum standarda bakalım. Evet, aslında küçülterek bir bütünlü yüzey görüntüsü verebiliyor. Bunun farklı bir dokuyu deneyelim. Şunlara bakmak istiyorum. Biraz büyütelim. Azıcık küçültüp intensitesini arttıralım. Evet, aslında daha güzel bir görüntü. Yani zamanla oksitlenmiş, yani içi oyulmuş gibi bir görüntü verebilir bize. Bunu biraz intensitesini düşürüp genel olarak bu yüzeylere verebiliriz bu görüntüyü. Tabii ki şey kısımları, kenar kısımları özellikle yapmamaya çalışalım. Eski materyal görüntüsü daha iyiydi galiba. Aynen. Geriye aldım. Ben bir kademe daha yükseltmek istiyorum poligon sayısını. Böyle bir bakalım. Kenarlarda olabildiğince az olsun. Aslında placement'ı biraz azaltsak ve geri alalım. Aynen. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi kontrol tuşuna brush'ımı ayarlıyorum önce şu şekilde ve kontrol tuşuma basılı tutarak bu yüzeylerin benim
bu ince detaylardan etkilenmemesini istiyorum. Buralar çünkü zamanla düzlenmişe kurula vurula. Bununla ilgili şöyle bir seçim işlemi yapalım. Hatta simetriyi bu iş için her yönden açabiliriz mi? Bakalım bir. Aktif simetri dediğim dikey olarak olur. Aynı zamanda X olarak da aynen işimi görecektir. Kontrol tuşuna basılı tutarak iki eksende bu seçim işlemini yapıyorum. Hızlıca bitireceğim hemen. Bu seçtiğim alanları orta kısımlara uygulayacağım detaylardan mahrum bırakacağım. Çok simetrik, çok düzgün olması önemli değil. Zaten bu seçim işlemine de bir yumuşatma işlemi uygulayacağım. Şimdi kontrol basılı tutarak orta kısma sol klikle tıkladığımda seçim işlemi biraz yumuşayacak kenarları. Yalnız poligon sayısı çok olduğu için tabii tam gelmiyor. Şimdi standart brush'ımı buraya uygulayabilirim. Intensity'mi düşürüp ya da draw size'ımı biraz arttırıp bu işlemi uygulayabilirim. Ama bunu simetriyi kapatarak yapmak istiyorum. Ve intensity biraz daha yükselteyim. 5-6 yapayım. Intensity düşük iken ortaya çıkan sonuç kenarları özellikle yapmadım. Oralar biraz düz olacak. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutup arka planda sola sürükle bırak yapma sol klikle bu şekilde bir görüntü yakaladık. Ufak bir şey denemek istiyorum bununla alakalı. Detay seviyesini biraz düşürüp neredeydi? Modify topolojiden değil, şurada olması lazım. Deformation'dan biraz somut vermek istiyorum ve sonuca bakmak istiyorum. Biraz fazla galiba poligon sayımız hala. Biraz daha düşürelim. Ya da manuel olarak aslında flatten işlemine devam edip buradaki sıkıntıları giderebiliriz. Deneyelim. Şekilde aslında simetri açıp da bunu yapabiliriz. Aynı şekilde daha hızlı olur. Tekrar simetrimi açtım.
Şimdi alt taraftaki parçaya geçelim biraz. Tekrar bu modelleri aldığımız için bunun da evet poligon sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bunu 7.8 milyona çıkardım ve arası açılmış. Evet, demek istediğim buydu. Yok, açılmamış. Hala içerisinde sorun yok. Bunun üzerinde de tahta dokusu. Tahta olduğu için tahta tarzında bir doku olması lazım. Bunun için standart demeyelim. Şuradan dem standart spray seçip şuradan hangisiydi? Bir tane daha var galiba. Alfa'yı seçeceğim. Bana vereceği ilk bu şekilde, bunu bu şekilde yaptığımızda daha iyi oluyor. Intensity biraz daha azaltalım. Solo butonuna tıklayarak sadece bu modeli görmemi sağlayabiliyorum. Evet. Bu şekilde bir tahta yüzeyi yarattım üzerinde. Şimdi solo modumu kapattım. Şimdi iki modelim de bitti diyelim. Bu şekilde ben bunları kullanmak istiyorum. İki modelimin de detay seviyesini düşürüp bir bakacağım. Bu şekilde olacak model görüntüleri. Şimdi ben bunların çıktısını alayım tekrar. Hammerhead'i seçtim. Export. Desktop. Hammerhead. Poligon sayısını düşürdüğüm için low yazıyorum. Hammerwood. Buna da low yazıyorum. Poligon sayılarını yükseltip yüksek hallerini bir de dışarı aktarıyorum. Export Hammerhead High diyorum ve Hammer sol üstte Merging UV koordinat diyor. Export işlemi 15 saniye sürebiliyor, bitsin bu. Biraz uzun sürdü. 8 milyon çıkardık o yüzden. Aynen. Aslında bunu 8 milyon değil de iptal edelim. 2 milyon olarak alabilirim. Daha da iyi olur. Yani bir kademe altı. Evet. Çünkü ortalama zaten kalitede pek bir kayıp olmadı. Bu şekilde bunu export alalım. High diyelim. Head. Az önceki işlem yarıda kaldığı için tabii ki üzerine yazacağız. Biraz daha kısa sürecektir. Evet. Hammerwood'u da aynı şekilde yüksek poligonlu haline 1.8 milyon. Bunu da export diyelim. Hammerwood high diyelim. Okey. Hemen export işlemini tamamladıktan sonra Maya'da UV'sini, modelin düşük poligonlu halinin UV'sini açacağız. Temizliğini yapacağız. Ondan önce daha sonra modeli Substance Painter aktarıp orada doku boyama işlemini yapacağız. Ve daha sonra da dosyaları paketleyip Unreal oyun motorunun içerisinde materyalini ayarlayıp nasıl göründüğüne bakacağız. Aşağıya aldım. Şimdi bunların zaten çıktısını almıştım normal şartlarda. Bunları ekranından siliyorum. Simetriyi kapatayım. Import diyorum. Hammer. Bunların çıktısını aldığı yer farklı galiba.
mantı işlemini desktop, ha, OBJ olarak alıyor. Pardon, o yüzden göremedim. Hemen yukarıdan dosya formatını OBJ seçiyorum. Hammer yüksek, low, wood yüksek, low. Evet. Bunları sırayla sahneye alıyorum. Yüksek halini şu anda aktarıyor sahneye. Biraz zaman alıyor bu. Çok fazla model poligon sayısına sahip olduğu için biraz zaman alıyor. Yükseğini aldı. Şimdi düşüğünü alalım. O da geldi. Şimdi sapın yüksek detaylısını alalım. Bu da bir 5-10 saniye sürecek. Sonraki işlemlerimiz kısmen daha kolay. Evet. Import diyorum. Hammer, low. Evet. Low, high, low, high. Hepsi geldi. Şimdi yapacağımız işlem aslında yüksek detaylı hallerini şöyle bir layer alıp bunları ekrandan gizleyeyim şimdilik. Bunlarla çalışacağım. Bunların görüntülerini soft edge'e çeviriyoruz. Gridleri şimdilik kapatayım. Bunlarla işimiz yok. Şu şekilde bakıyorum. Evet. Burası burada kalsın. UV'sini açmamız gerekiyor şu anda. UV'sini açmak için tahta kısmından başlayalım. En kolay bu olacaktır. Şuradan poly modeling kısmında UV editörü açıyoruz. Şu an alttaki silindirin UV yapısı bu şekilde ve üsttekinin de bu şekilde. Öncelikle iki parça mesh'i de UV sekmesinde kamera base'e tıklayıp şu şekilde kamera açısından bir UV'lerini projectile ediyorum. Bundan sonra modelin bu kısmını şu şekilde bu edge'lerini seçerek birbirine seri olan ve ince kısmından buradan başlayıp en üste giden edge'i seçerek şöyle bir kesim noktası oluşturacağım. Bunun için de UV editöründe cut bölümünden katlamam yeterli. Ve ben bu yüzeyleri şu anda alttakini bir, üsttekini bir olarak birbirinden ayırdım. Modify Unfold dediğimde UV'yi açıp bana verdi. Aynı işlemi tekrarlamak için G tuşuna basıyorum. Tekrar alttaki yüzeyleri seçip G'ye bastığımda da burada da aynı şekilde bana verdi. UV'sini açtı. Bunu biraz büyüterek buradaki kenarları birbirine yaklaştırmış olurum. Evet. Şu anda UV büyüklükleri neredeyse birbiriyle aynı. Aynı işlemi üstteki model için de yapacağız. Bu biraz daha kompleks olduğu için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. Bunun için de gerekli olan en az kesim noktasıyla en düzgün UV açılımını yapabilmek. Bu işlemi farklı farklı şöyle yapalım. Kenarları ve yüzeyleri ayrı ayrı alalım diyorum. Buradan başlayıp buraya kadar. Buradan başlayıp buraya kadar. Buradan başlayıp buraya kadar olacak. Bir tane de burada olacak. Aynen. Toplamda 4-6 parça ayıracağım modeli. Kenarlarımı seçtim. Tekrar cut diyorum. Ve yüzeyleri 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak ayırdım. Şimdi modify, unfold deyip tekrar aynı şekilde UV'leri açıyorum. Ve şuradan checker'ı işaretliyorum ve bakıyorum. Stretchlenme var mı? Stretch tabii ki var ama çok da sıkıntı bir stretch değil bu, yani kabul edilebilir. Bütün parçalara aynı işlemi G'ye basarak tekrarlıyorum, unfold işlemini, ve bunların büyüklüklerini birbiriyle aynı orantıya getirmeye çalışıyorum ki dokusunu boyarken detay seviyesi aynı olsun. Göz kararı.
Az önce Chikr'daki o karelerin dama tahtası gibi olanlar ne kadar gerçek bir kareye benzerse ortaya çıkan sonuç o kadar güzel olacaktır. Şimdi ikisinin UV'lerini tabii ki bir de orantılamak gerekiyor. Şöyle yapalım. Bunlar ve bunlar. Bunlar biraz küçülecek. Ve burada bakalım orantılara. Kareler birbiriyle aynı olursa eğer çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkar ve bu şekilde idare eder gibi görünüyor. Buradakiler de birbiriyle neredeyse aynı değil. Bunlar bir kademe daha büyümesi lazım. Aynen. Şimdi elimde toplamda 6 ve 2, 8 parça UV'm var. Bunları seçiyorum. Modify, Layout dediğimde bunları alanın içerisine, doku alanın içerisine kendisi otomatik olarak sığdırıyor. Aralarında ve sınırlarda boşlukları bırakıyor. Varsayılan ayarlarda. Şimdi yapacağım işlem yüksek poligonlu hallerden düşük poligonlu bu modellere normal map detaylarını aktarmak. Onları da şöyle yapacağız. Sol üstteki tab'den rendering'e geliyorum. Lightning ve shading'den transfer maps'e tıklıyorum. Şimdi önüme çıkan pencerede şurada output maps'te normal map otomatik seçili gelecektir zaten. Diğerleriyle şu anlık işim yok. Target mesh dediği hedeflenen yani değişikliğin olacağı mesh'tir. Source mesh de kaynak mesh anlamına geliyor. Yani yüksek poligonlu halidir. Şöyle yapacağız. Hedef mesh'imiz bu. Add diyorum seçip. Ve bunun karşısına gelen de yüksek poligonlu hali. Onu da source'a ekliyorum. Aynı şekilde hedef mesh'imiz hammer alt kısım ekliyorum. Ve yüksek poligonlu halinde source mesh'e ekliyorum. Şimdi dosya türü targa tangent space olarak deneyeceğiz bir. Kayıt yerini masaüstü hammer normal map diyorum. Dosya formatı targa. Evet. Ayarlarım 1024'e 1024 yeterli. Yüksek kalsın. Evet. Bu şekilde bir bake işlemi yapalım. Sol altta ilerleyişi görüyoruz şu anda. Şu anda yüksek poligonlu halinden modellerin oradaki ZBrush'ta oluşturduğumuz detayları normal map olarak alttaki modellere aktarma işlemini yapıyor. Bu işlem kendi hazırladığınız modelleri daha detaylı göstermek için yapılan standart bir prosedür. Lakin Unreal 5'in PlayStation 5 ile duyurulan videosunda bununla ilgili bir değişiklik olacak galiba öngördüğümüz. Artık normal map kullanmak yerine direkt olarak ZBrush'tan modeller aktarılabileceği söyleniliyor. Oyun motoru içerisine ve bu şekilde kullanabileceği söyleniyor. Büyük ihtimal oyun motoru bu optimizasyonu statik meshlerde yapabilecek ama yine karakter modellerinde tabii ki yine ekran kartının gücü işte oyun motorunun ve performansı ile diğerlerinin çok daha detaylı modeller yapılabilecektir ama örnek veriyorum ZBrush'taki bir çalışmanın direkt olarak atılması gibi büyük ihtimal skeletal meshler aktarılamaz gibi geliyor. Bunu da zamanla göreceğiz öyle olup olmadığını. Eğer ZBrush'tan direkt olarak aktarılabilirse bütün içerikler işimiz bayağı iyi olacak. Tabii ki bunu bizim bilgisayarlarımız işlemek için yeterli olacak mı? Öyle bir seçenek de var. Bu işlemden sonra boyama ve Unreal'da materyal ile ilgili işlemler kaldı. Onlara bakacağız. Bu işlem biraz sürüyor. Evet, çıktıyı aldı. O arayı ben durdurdum.
Biraz daha hızlı geçecek. Şimdi aynen. Klavyemizdeki altı tuşuna basarak düşük poligonlu halde şuradan hatta wireframe'leri açalım. Az buçuk nasıl görüneceğini normal map'in görüyoruz. Normal map haline bakalım tekrar UV editörden. Pardon. Materyaline geliyorum. Materyalinden dosyayı görmek istedim. Evet. Dosyam güzel çıkmış. Şimdi bu normal map, oluşturduğum normal map şeyde görünüyor. Masa üstünde görünüyor. Dosya olarak geldi. Hemen bunların temizlik işlemleri varsa gerçi yok. Şu şekilde iki modeli seçip hatta bu sahneyi de kaydedip daha sonra herhangi bir değişiklik yaparsam kullanmak için sahnemi kaydedeyim. Torhammer Source diyelim ismine. Kaynak burası. Ve yüksek poligonlu hallerini ben buradan sildim. Düşük poligonlu hallerini birbiriyle birleştirdim. Temizledim. Ve tekrar isimlendireyim. Hammer diyelim sadece. Otomatik isim verdi. Bu bazen yapıyor. Nedeni bilmiyorum. Maya'da. Şu layer'ları temizleyelim. Modelimi herhangi bir şeyini sıfırlamam gerek yok. Dışarı aktarıyorum. Hammer FBX olarak ve Substance Painter açacağım. Tabi önce burada ZBrush da açıktı. ZBrush'ı şey yapalım. Bunu kapatalım. Otomatik kayıt almış seyyar. Benim için yeterli. Quick Save. Almış mı? Save diyelim bir. Save the tool diyeyim. Hammer. Tamamdır. ZBrush'ımı da kapatıyorum. Substance Painter'ımı çalıştırıyorum. Modelim masa üstünde Hammer isminde. New diyorum file'dan. Unreal 4'e göre ayarladım bu kısmı. Desktop Hammer modelini alıyorum. 1024'de 1024 şu anlık benim işimi görecektir. Lakin burada ekstradan normal map almak istiyorum oluşturduğum. Onu da masa üstünden çağıracağız. Hammer normal map masa üstünden kaydettiğimiz normal map dosyasını çağırıyorum. Okey diyorum. Şu şekilde bir pencereyle Substance Studio açıldı. Şimdi modelimiz normal şartlarda şu şekilde poligon örgüsü. Bunu Texture Set Setting'e geliyorum. Buradan oluşturum normal map'i alttan Select Normal Map'ten seçiyorum normal map'imi. Ve şu şekilde görünüyor. Çok daha düzgün görünecek birazdan. Şuradaki detaylar falan yükseklik roughness metalik normal. Bir tane daha ekliyorum artıya tıklayıp ve emissive kullanacağım. 1024'de 1024 ve Bake Mesh Maps diyorum. Normali kapatıyorum. Output size'm de 1024 olacak. Bunu da seçtikten sonra Bake Selected Textures diyorum. Hesaplamayı yapıp şu şekilde biraz daha base'ini ayarladı. Yani alt katmanlar daha kaliteli görünmesini ayarladı. Şimdi
materyal atıp yavaş yavaş modeli ortaya çıkarmaya başlayacağız. İlk başta metal dokularına bakalım. Var olan standart dokulardan. Bana orta çağ vari dövülmüş metal işimi görebilir. Aynen bunun gibi bir şey. Şuradan buna daha iyi bakarız. Hemen üzerine farklı bir doku atıp öyle bakmaya devam ediyorum. Bu çok parlak. Daha rust, steel rust surface diyor. Buna bakalım. Detayları belli olmuyor. Biraz daha iyi. İstediğim hem kenarlarda da görüntü var. Şu kenarlar UV'lerin açılımından dolayı kaynaklanıyor. Daha az kesit ile açtığımızda ortaya çıkan görüntü çok çok daha iyi olacak. Bir tane de odun kaplaması bakalım. Bunu alta attım. Sap kısmına bakacağız. Bunu beğenmedim. Geri aldım. Başka deniyorum. Bu belki olabilir. Bu büyütürsek olabilir. Bunu da beğenmedim. Sonuncu ve sondan birinci olabilir. Bunları alt alta atıp bir bakayım. İç içe attım galiba. Yok, evet, şuraya atacağım. Evet. Şimdi bunları maskelemem lazım ki birbirinden ayırabileyim. Bunun için de bu kısmı Add Black Mask diyorum. Ve seçim işaretiyle şuradan hızlıca yüzeyleri seçiyorum. Aynı zamanda bunun altı da vardı. Altını da şuradan seçelim. Evet. Aslında model gayet, doku gayet kaliteli. Biraz yuva alanı dar sanırım. Üst tarafı da metal olacaktı. Şöyle bakalım. Bunu mask dolanın altına attım ve şöyle. En basit anlamda bir çekici bu şekilde hani yapabiliriz. Bunun sap kısmının altındaki iron kısmı ile ilgili değişiklik yapabiliyor muyuz ona bakacağım. Burada bir, evet, böyle daha güzel bir görüntü var. Edge kısımlarına şuradan maskeyi seçip aslında brush'ta bir değişikliğe gidebiliriz. Dull Edge Mirror. Bu maskeye bir özelliğe bağlı olduğundan şu an değiştiremedim orayı. Bunu aslında kapatıp üzerine direkt olarak başka bir doku da ekleyebiliriz. Onu da bir deneyelim. Medieval tarzında bir şey vardı. Şuna bir bakacağım. Bu değil. Metal. Stiller olmaz galiba. Aynen. Silhouette. Değil. Iron Forged. Iron Old. Az önce kullandığımız. Kobalta bakalım. Kobalt da değil, uygun. Sanırım
Şu an kullandığımızı kullanacağız. Still dark. Çelikler daha parlak zaten. Evet. Büyük ihtimal şu şekilde kullanmaya uygun. Aynen. Ortaya çıkan sonuç çok daha iyi. Emisyon bir katman eklemiştim bir de aslında. Onunla ilgili de şuraya bir ekleme yapalım. Dizide de vardı aynı çekiç üzerindeki detay. Onu da şöyle göstereceğim. Brush seçili en üste bir paint layer ekleyelim. Buralara bir şeyler yapabiliyoruz. Güzel. Evet. Normal map dışında yüksekliği yükseltirsek, evet, kabartmalı bir görüntü olur. Bunu art azaltırsak içe doğru bu biraz yüksek olacak. Base color'ı kırmızı olursa aynen daha iyi. Aynı şekilde roughness metallic emissive de olacak. Emissive'miz de kırmızı. Aslında base color'ımız beyaz kalsın. Kırmızı olursa nasıl olur? Daha iyi olur. Aynen. Aslında birazcık şu anda bu kısım aslında parlayacak. Ona bakıyoruz. Oyun içerisinde kendiliğinden ışık etkisi yaratacak. Tabi burası parlak olduğu için bunun hiçbir önemi yok diğer ayarların. Hatta onları, evet, şu şekilde gayet iyi. Normal multiply dersek emisyon olduğu için bir de eşit olmayacak. Tamamdır. Şu anda bunun çıktısını alabiliriz dokularının. Unreal uygun. Bence güzel görünüyor. Yakından bakılmadığı takdirde. Çünkü yakında UV birleşim yerleri biraz sırıtıyor. Onun da dediğim gibi sebebi UV'lerin açılım noktaları ve oradaki sertlik aslında. Export texture demeden önce bunu kaydetmek istiyorum. Desktop hammer diyelim. Ve export texture diyorum. Masa üstüne Hammer isminde bir klasör oluşturuyorum ve içerisine bu dokuları TG olarak kaydetsin. Unreal Engine 4'e göre paketlenecek. Evet, export diyelim. İşlem tamamlanmış. Dokularım burada. Şimdi Unreal Engine'e geri dönelim. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Hammer, bunun içerisine import diyorum. Masaüstündeki hammer, aslında bunu kopyaladım. Hammer klasörünün içerisine attım. Buradan hepsini seçip import diyorum. Model oluştururken yanında bir tane kendine materyal oluştursun. Diğer dokularda otomatik zaten gelecek. Evet. Şimdi modelim burada. Modelimin boyutu ufak. Bunun görüntüsüne bir bakayım önce. Şu şekilde. Bu büyüklük. Şimdilik güzel. Bununla bir şey yapmayacağız ama görünsün istiyorum.
8,5. 8 olursa yeterli olur. 8 olarak modelimin import scale'ini değiştireceğim. Model açıyorum. Ayarlardan import scale'ini 8 yapıyorum. Reimport diyorum. Ve model geliyor. Dikey olarak geldi tabii. Onun ayarını yapmamıştık yatay olarak. Modelimiz burada. Model seçili. Şimdi bu modelde kullanılan materyal dosyasını açıyorum. Şuradaki çaydanlığa tıkladığımda seçmedim mi? Aynen. Bunu seçtim. Çaydanlığa tıkladım. Model geldi. Şimdi bunun dokularını aktardığımızda bütün işlemleri göreceğiz. Bununla beraber bir tane daha gerçi şey attı. Onu ben kendim seçtiğim için miydi? Bakalım bir. İki tane normal map var. Ha, bu model içerisine gelen asıl bunları kullanacağız biz. Bunların hepsini materyalin içerisine aldım. Modelin normalde kendisinden normal map ile taşıma işlemi yaptığım için bu kendisinden geldi. Benim manuel oluşturdum. Bu da şeyin oluşturduğu. Substance Painter'ın oluşturduğu. Hemen bağlantılarımı yapıyorum. Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Occlusion, Roughness ve Metallic. En üstteki Occlusion, Roughness, Metallic. Bu arada burada da değişimi görüyorsunuz zaten. Her bağlantı yaptığımda. Ve Emissive var. Emissive'i de buraya bağlıyorum. Onun dolayı bu. Evet. Şu anda 3 aşağı 5 yukarı modelim hazır. Apply dedim. Şunu biraz genişletiyorum. Unreal'ın içerisinde Material Editor'de metaller metal gibi, tahta kısımlarda tahta gibi parlıyor ve görünüyor. Örnek veriyorum. Çekicin altındaki bu parlamayı arttırmak isterseniz bu emissive'in önüne ekleme yapmanız gerekiyor. O da şu şekilde oluyor. Pardon, et değil de şu olması lazım. Aynen. Mesela şu anda bunun değeri 0. Bunu ben 1 yaparsam parlıyor. 50 yaparsam çok daha fazla parlıyor. Göründüğü üzere kendi etrafına ışık da saçıyor. Bu tarz detayları var bunların da. Mesela 2, 3. Güzel. Bunu kaydedelim. Ve oyunda da hemen görüyoruz. Torun çekici gibi bunu yere bırakalım. Evet. Bu videomuz bu kadar. Teşekkür ediyorum herkese.